Arkadaşlar iyi haftalar. Şimdi tabii geçtiğimiz hafta önemli bazı verileri almıştık. Yani enflasyon başta olmak üzere. Bu hafta görece biraz daha sakin geçecek gibi görünüyor. Ama bazı önemli haber akışları olacak. Onlardan da şimdi bahsedeceğiz. Şimdi tabii öncelikle belki geçen haftanın enflasyonunu birlikte konuşmamız gerekiyor. Hatırlanacağı üzere işte %1,64 gibi bir rakamla Haziran ayı kapattığımızı belirtti TÜİK. Beklentiler 2,2 seviyesindeydi. Şimdi bu sonuçlara göre de 71,60 gibi bir yıllık rakamla Haziran ayını kapatmış olduk. Şimdi tabii burada dikkat etmemiz gereken özellikle yani Temmuz ayı için önem kazanan bazı gelişmeler olacak ki yani Temmuz ayına sarkan bazı zamlar var. İşte elektrik başta olmak üzere diğer bazı ürünlerin fiyatlarında da zamlar geldi. Akaryakıtta vesaire de benzer durum var. Şimdi dolayısıyla Temmuz ayına sarktığı için belki Temmuz ayı verisinin bir miktar daha bu seviyenin üzerinde gelmesi beklenebilir. Ama tabii hani geçtiğimiz haftalardan itibaren hep konuştuğumuz bir şey, geçen yıl Temmuz ve Ağustos ayına ilişkin datalar %9 ve üzerinde olduğu için hani bizim bu 2 ayda yani 2024 yılının aynı aylarında muhtemeldir ki yıllık rakamda çok daha hızlı düşüşleri görmemiz olası. Hani bunu zaten piyasalarda bekliyor hani açıkçası. Ama tabii gene de hani bu özellikle Temmuz datasında hani belli eşik oranlara belki dikkat etmek hani gerekecek. Şimdi genel olarak baktığımızda aslında sene sonuna kadar olan periyotta gerçekten 2 ile 2,5 arasında hani gelebilecek olan hani rakamların hani olumlu algılanabilmesi söz konusu olur. Yani baktığımızda o sene sonu hedefine ulaşmak için hani bu seviyeden çok aşılmaması gerekiyor aslında. Dolayısıyla aslında Haziran datasının da %2'nin de altında kalması bu anlamda hani olumlu hani algılanması gerekiyor ama hani bunun tek bir datayla hareketten ziyade buradan yani özellikle Temmuz ayında da hani bunun devamının Ağustos ayında da bunun devamının hani önemli olduğunu söylemek gerekli. Şimdi bu haftanın tabii önemli haber akışlarına da baktığımızda işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir Amerika ziyareti NATO zirvesi nedeniyle ve gene Sayın Bakan Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan'la birlikte katılacağı bir uluslararası toplantı. Şimdi buralardan hani bazı haber akışları önemli ve olumlu haber akışları gelebileceğini hani düşünmemiz lazım. Şimdi dolayısıyla hani buralardan gelebilecek hani özellikle yatırımcılar tarafından hani edinebileceğimiz olumlu izlenimler hani piyasaları da olumlu şekilde etkileyebilir diye düşünmekteyim. Gene bu hafta bir önemli bir başka konu bir süreden beri konuşulan, tartışılan, üzerinde çalışılan bir vergi paketi vardı. Bu vergi paketinin meclise sunulması bekleniyor. Şimdi tabii burada nihai şeklin nasıl olacağı, işte içerikte neler olacağı ile ilgili yani çok değişik spekülasyonlar var açıkçası ama hani metin nihai halde meclise geldikten sonra bu konuda biraz daha bir şey yapmak, biraz daha yani olumlu görüşler bildirmek mümkün olacak. Şimdi baktığımızda aslında hani benim hesaplamalarıma göre yani bu tip bir paketle birlikte yani gayri safi yurt sahası %0,5 ila %0,8 arasında bir olumlu katkı sağlamak mümkün olacak. Bu biraz daha yukarıda da olabilir bu rakam. Eğer hani bunu bir şekilde doğrulayacak hani rakamları doğrulayacak gelişmeleri o paket içinde görürsek bunu da olumlu bir hane olarak haneye yazmak gerekecektir diye düşünmekteyim. Onun dışında işte bu hafta sanayi üretimi gibi bazı verileri hani alıyor olacağız. Onlardan hani haber akışında görece ikinci önemde olsa da bir enflasyon kadar değil tabii ama görece ikinci önemde olsa da yine de pozitif seyrin devamı için takip edeceğimiz veriler olacaktır. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.